Merhaba arkadaşlar, 12'sa hoş geldiniz. Bugün yine bir Barbie bebeğimizi başka bir karaktere dönüştüreceğiz. Bu bebeğimizin saçlarını oyuncak butiğimden Şen abla kendi dokudu. Bu saçlar Ege'nin saçları arkadaşlar, gerçek saç. Bunu kendi saçlarını çıkartıp bunları ekti. Bu böyle bir gün boyunca da bağlı durdu. Onun için böyle birazcık yatıştı. Bebeğimizin saçlarını biraz daha düzelteceğiz ve bu makyajı silip Harry Potter makyajı yapacağız. Sonra bu bebeğimizin kostümünü de yine Oyuncak Rutin kanalında Şen abla yapacak. Tamam, şimdi hemen silelim bakalım bebeğimizin makyajını. Bu bir kız bebek ama biz bunu erkeğe çevireceğiz. Bakalım nasıl olacak? Daha önce hep erkek bebeklere yapmıştık, erkek karakterleri. Kaşlarını silmeyeceğim. Kaşlarını kendi kahverengisini kullanıp üzerine akrilik boya kullanacağım. Bu boyalar akrilik boyalar. Şöyle göstereyim. Yine kendi göz rengi ve kaş rengini bulup boyayacağız. Çok ince alanları şöyle kulak çubuğuyla temizliyorum. Evet, makyajını silince biraz daha suratı sertleşti. Gördüğünüz gibi biraz daha erkek surat oldu sanki boyayınca olacak gibi. İlk önce kaşlarını boyayacağım. Kahverengi ve siyah kullanacağım. İlk önce kaşlarını şöyle hafif sanki kıl şekli verir gibi ince ince boyayacağım. Bunlar ilk önce zor gibi gelebilir size ama böyle ince fırçalarla sürekli kağıtların üstüne şöyle minik minik denemeler yaparsanız bence başarılı olursunuz. Eğer tabii ki böyle şeylerle uğraşmayı, resim yapmayı seviyorsanız. Birazcık da kalınlaştırıyorum kaşları ve tabii ki birazcık düzensiz, böyle kız bebeklerimizin kaşı gibi çok düzenli boyamazsak daha güzel olur. Ege'nin saçları da o kadar sert ki, normalde tabii bu saçlar Ege'nin kafasındayken de böyle sertti. Hala sert şekil almıyor. Ege de çok zorlanıyor saçlarına şekil vermekte. Bebeğe ekildi, yine sert saçlar. Şuraları da birazcık kalınlaştıracağım. Çünkü yine bir resme bakarak yapıyorum tabii. Resimde birazcık şöyle düzensiz kaşlar. Evet, şimdi elimde yine kahverengi boya varken gözlerinin yerlerini belirleyeceğim. Gözleri yeşil mavi gibi. İlk önce göz bebeğinin yerini belirliyorum. Gözlerini çiziyorum. Boyayacağım her yeri belirledim. Diğer gözü de yapalım. Gözlerini biraz iri yaptım. Çünkü gözler birazcık iri görünüyor. Ve daha önce seyrettiyseniz eğer bu bebek dönüştürmeyi, kız bebeklerde şurayı birazcık yukarı kaldırıyorum. Gözler kalkık ve kirpikler yukarı doğru. Ama bu erkek bebek olduğu için göz kapağını birazcık düşürdüm. Şuralara da şekil vermek için birazcık koyulaştırıyorum. Bebeğimizin yüzü biraz daha belirgin olsun. Bir de burnumuzu birazcık o kız bebeğin güzel burun formundan daha bozalım diye şöyle hafifçe boyadım. Şimdi göz rengini bulacağım bebeğimin. Şu yeşillerle şu koyu yeşili birazcık karıştıracağız bakalım. İlk önce renkli alanı boyuyorum. Şimdi siyahla göz bebeklerini boyuyorum. Bu akrilik boya kullanıyorum ben ama siz evde guaj boyalarınız varsa guaj boyalar da kullanabilirsiniz. Sulu boya varsa sulu boyaları da kullanabilirsiniz ama sulu boyalar daha çabuk çıkar tabii ki bebeğin suratından. Ya da eğer yapabilirsiniz, gazlı kalemleriniz vardır. Gazlı kalemlerle de şekil verebilirsiniz. Şimdi siyahla kahverengi karıştırdım. Gözlerinin kenarlarından geçeceğim. İnce bir hat oluşturacağım. Çok eğlenceli aslında, çok zevkli ama biraz dikkat isteyen bir iş bu. Çünkü birazcık ince ince çalışıyoruz. Ama dediğim gibi eğer böyle şeyler yapmayı seviyorsanız mutlaka evdeki bebeklerinizle bunları bir deneyin derim. Bunları yaparken hem ders stresinden uzaklaşıyoruz
hem zihnimizi rahatlatıyoruz. Bunun için çok güzel bir şey. Hele ki sınav zamanı böyle uğraşlarla vakit geçirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi gözlerinin beyazını boyuyorum dikkatlice yine. Evet, beyazları sürünce daha da ortaya çıkıyor göz, değil mi? Evet, şimdi daha ince bir fırça aldım eline. Bu daha önce çizdiğim göz kapaklarına yeniden şekil veriyorum. Makyaj olmayacağı için şöyle göz kapaklarını belirliyorum. Daha açık renkte ve incecik. Tabii minik minik kirpikler yapacağız. Biraz daha siyahı fazlalaştıralım. Şimdi dudaklar. Dudakları çok açık renk boyayacağız tabii. Biraz da incelteceğim. Evet, dudak rengimize bayağı açık renk yaptım. Üst dudak bayağı ince. Bunu bayağı açık renk olmuş. Birazcık koyulaştıracağım. Dudakların formu kız dudağı formu olunca onun için çok koyu boyamak istemedim. Çünkü kıza benzeyecek o zaman. Ben kaşları birazcık daha kalınlaştırıp şeklini bozmak istiyorum. Çünkü yine dudakları boyayınca biraz kız gibi oldu. Ama aksesuarı falan gelince bence benzeyebilir daha çok. Evet, makyajımız bitti arkadaşlar. Şimdi bu bebeğimizin aksesuarları ve kostümü kaldı biliyorsunuz. Aksesuar gözüne gözlük gelecek. Bunları tabii ki oyuncak butiğinden Şen abla yapacak. Artık makyajımız bitti. Gerisini ona bırakıyoruz. Eğer bu videoda saçları merak ediyorsanız nasıl yapıldı bu saçlar? Hemen yine yukarıdaki i butonuna tıklayarak oyuncak butiğimden seyredebilirsiniz. Ve yine dediğim gibi geri kalan aksesuar ve kostümünü de oyuncak butiğim kanalından seyredebilirsiniz. Umi Kids'i Instagram sayfasından da takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye bye. YouTube bizim için artık çok güzel bir uygulama başlatmış. Hemen buradaki Umi Kids logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. O zaman iyi seyirler.